Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda kullanıcı hesabı silme işlemini sizlerle paylaşıyor olacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Bilgisayarınızda bulunan kullanıcı hesaplarını silmeden önce silmek istediğiniz hesabın içerisinde bulunan belgelerinizi, fotoğraflarınızı yedeklemek isteyebilirsiniz. İlk olarak o işlemi göstereceğim. Göstereceğim şey çok kısa olacak. Bu bilgisayara giriş yapıyoruz. Daha sonrasında Windows işletim sistemimizin bulunduğu yerel disk C'ye giriş yapıyoruz. Burada kullanıcılara giriş yapıyoruz. Açılan sayfada deneme, ortak user. Benim şu anki bilgisayarımda iki farklı kullanıcı hesabı var. Şu anda kullanmış olduğumun adı user, diğeri ise deneme az önce oluşturduğum hesap. Ortak olan muhtemelen hepinizde ortak vardır dediğim gibi bir kendimin biri şu anki hesabım, diğeri de başka bir hesabım. Sizin burada 2 3 4 bilgisayarınızda kaç tane kullanıcı hesabı varsa gözükecektir. Hangisini silmek istiyorsanız, hangisini yedeklemek istiyorsanız ona giriş yapın. Şu anda ben sileceğim deneme hesabına giriş yapıyorum. Kullanıcı izni istiyor, devam dedim. Karşıma çıkan sayfada masaüstü, müzikler, resimler, videolar vesaire tüm kullanıcı belgeleri bulunuyor. Örneğin masaüstüne giriş yaptım. Masa üstünde iki, iki, adet kısa yol var. Kısa yolları almam bir işe yaramaz zaten. Örneğin burada dosyalarınız, fotoğraflarınız, videolarınız olabilirdi. Onları kopyalayıp şu anki hesabınızdaki buraya, buradaki masa üstüne atabilirdiniz ya da flash belleğe, harici diske vesaire yedeklerinizi alabilirsiniz. Ben size sadece yolu gösteriyorum. Resimlerin içerisinde aynı şekilde resimleriniz olabilir. Videolar, resimler, masaüstü, belgeler. Buradaki belgelerinizi, resimlerinizi alabilirsiniz. İki uyarıda bulunacağım. Birincisi dediğim gibi kısa yolları almanız bir işe yaramaz. Kısa yollar programları çalıştırmaz. Diğeri ise oyunları almanız olacak. Oyunlar da aynı şekilde çalışmayacaktır. Yedekleme işlemi bu şekilde. Şimdi kullanıcı silme işlemine geçelim. Başlata giriş yapıyorum. Solda ayarlara giriş yapıyorum. Burada hesaplar menümüz var. Hesaplara giriş yaptık. Soldaki seçeneklerden aile ve diğer kullanıcılara giriş yapıyorum. Burada zaten direkt olarak karşımda deneme adındaki hesap çıkıyor. Yerel hesap olarak karşımıza çıkıyor. Eğer hesabınız Microsoft hesabıysa sağ üstte bir kart bırakıyorum. O videoda Microsoft hesabı kaldırma işlemini bulabilirsiniz. Eğer hesabınız yerel hesapsa buradan zaten bu işlemi yapacaksınızdır. Bu arada silmek istediğiniz hesap şu anki hesabınızsa yani başka bir hesabınız yoksa silemezsiniz. Bunun da bilgilendirmesini yapayım. İlk olarak buradan yeni bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Daha sonrasında örneğin bunu yeni oluşturduk diyelim. Hesap türünü değiştir deyip yönetici olarak değiştirmemiz gerekiyor. Yani yöneticiliği başka bir hesaba aktarmamız gerekiyor. Daha sonrasında şu anki kullandığınız hesabı silemeyeceğiniz için buradaki hesaba yeni açtığınız hesaba geçiş yapıp aynı şekilde şu şu an yaptığım işlemi yaparak bulunduğunuz hesabı silebilirsiniz. Biz şimdi başka bir hesabı, yönetici hesabımız burası. Başka bir hesabı sileceğiz. Bir kez kaldır diyorum. Burada hesap silinirse masaüstü indirilenler, belgeler, fotoğraflar hatırlarsanız az önceki göstermiş olduğum kullanıcı belgelerinin tümünü burada görmüş olduğunuz gibi yazıyor. Tüm veriler kaldırılacak diyor. Biz zaten yedeğimizi aldık. Hesabı ve verileri sil diyebiliriz. Eğer hesabı ve verileri sil dedikten sonra hatayla karşılaşırsanız diğer kullanıcınızın oturumunu kapatmamışsınız demektir. Diğer kullanıcıya geçip oturumunuzu kapatın. Daha sonrasında hata almayacaksınızdır. Başka bir ekstra bir hata alırsanız yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.